Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. 13. lem'anın 4. dersini devam ettiriyoruz. Yine mektupları okumaya devam edeceğiz. Bediüzzaman Hazretlerinin Denizli hapishanesinde ve mahkeme sırasında talebelerine gönderdiği mektuplardan bir kısmı şimdi. Evet. Aziz Sıddık kardeşlerim asa en tekrehu şey'en ve huve Bu bir defa ayet kerime. Yani olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız ama halbuki o iş sizin için bir hayırdır. Bunun devamında da olabilir ki bir şeyi çok istersiniz, seversiniz ama o sizin hakkınızda hayır değil, şerdir şeklinde ayet devam ediyor. Allah biliyor ama siz bilmiyorsunuz. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun bitiyor bu ayet. Bir diğer hadis-i şerif ise El hayru fi Mahtarullah Hayır Allah'ın seçtiği şeydedir. Yani hadise bu kadar basit. Bu iki önemli düstur sırrıyla Risale-i Nur'un en mahrem parçaları yani beşinci şua ondan sonra e, diğer taraftan sırr-i <laughs> inna ve benzerleri en namahrem ellerine yani tamamen İslam düşmanı insanların ellerine geçmek ve en mütekebbirlerin, kibirli insanların başlarına vurmak ve en baştakilerin yanlışlarını göstermek için sırran tenevveret perdesinden çıktı. Yani Risale-i Nur'un metodu Hz. Ali'nin Celcelutiye'de ve diğer kasidesinde belirttiği gibi hep gizli gizli nurlarını açıyor, her tarafa aydınlatıyor. Ama burada artık çıktı diyor bu. Sırran tenevveret kaidesinden çıktı. Şimdiye kadar mesele küçültülmek isteniyordu. Fakat nasılsa bildiler ki mesele çok büyüktür. İman ve Kur'an davasıdır. Ve ehemmiyetle celbi dikkat ise dikkati celb ettiyse Risale-i Nur'un parlak fütuhatına gönüllerde yaptığı fetihlere ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Hatta Eskişehir Mahkemesi'ndeki 1935'te çok müteredditleri Risale-i Nur konusunda yani tereddütlü düşünenleri ve müteahhirleri şaşkın vaziyette olanları ve mühtaçları tenvir edip nurlandırıp kurtardı. O zahmetimizi rahmete çevirdi. İnşallah bu defa daha geniş bir sahada daha çok mahkemeler ve merkezlerde o kutsi hizmeti görecek. Risale-i Nur. Evet, Risale-i Nur'un tarzı beyanını gören yani meseleleri açıklama şeklini gören, lakat kalamaz. Başka eserler gibi yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da müsahhar eder, kendine bağlar. Sizin tahliyeniz bu hakikate zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır. Enteresan bir şey ya. Biliyorsun Denizli'de beraatle neticelenmiş. Umum alemi İslam'ı alakadar eden bir hakikatin hatırı için değil yalnız dünya hayatını belki lüzum olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehlimanın risale-i nurla saadetleri için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor harika bir şey şimdi burada başı yazılmayan zelzele hadisesinin mabadi yani daha sonra olan biliyorsun dört tane zelzele olmuş bu denizli hapsi sırasında Husrev'in mektubunda çok uzun bu mektup. Sadece iki paragrafını almış. Tamamını biz de okuyamayız. Kitabımızda var tamamı. Daha sonra başka bir gazetede, yani bunu Hüsrev abi yazıyor. Tamamlayıcı ve hayret verici şu malumatları gördüm. Zelzeleden evvel kediler, köpekler, üçer beşer toplanmışlar. Sessiz olarak, düşünceli gibi, alık alık, birbirine bakarak bir müddet beraber oturmuşlar, sonra dağılmışlar. Kedi ve köpekler bu, Ger gerek zelzele olurken ve gerekse olmadan evvel veya olduktan sonra bu hayvanlardan hiçbiri görülmemiş. Kasabalardan uzaklaşarak kırlara gitmişler. Bir garibi de şudur ki bu hayvanlar isyanımızdan mütevellit olan yani Allah'a isyan edince ondan doğan başımıza gelecek felaketleri lisan halleriyle hal dilleriyle haber verdiklerini yazıyorlar da biz anlamıyoruz diyerek teaccüp ediyorlar, şaşırıyorlar bize. İşte Bediüzzaman'ın uzun seneden beri zındıklar Risale-i Nur'a dokunmasınlar. Harika bir cümledir bu. Ya Zındıklar Risale-i Nur'a dokunmasınlar ve şakirtlerine ilişmesinler. Eğer dokunurlarsa ve ilişirlerse yakınında bekleyen felaketler onları yüz defa pişman edecek diye Risale-i Nur ile haber verdiği yüzler hadisat içinde, olaylar içinde işte zezzele eliyle doğruluğunu imza ederek gelen dört hakikatli felaket daha. Bu da dört zezzele. Anlattık biliyorsun dünkü derste. Cenab-ı Hak bize Berisale-i Nura taarruz edenlerin yani sataşanların kalplerine iman, başlarına hakikati görecek akıl ihsan etsin. Amin. Bizi bu zindanlardan sonra da felaketlerden kurtarsın. Amin. Husren. Şimdi bir başka mektup Bediüzzaman'ın. Aziz Sıddık kardeşlerim ve musibet arkadaşlarım, hapishanedeki arkadaşlarına yazıyor. Sizin içinizde mübarek alimler ve Ali Cenab yani şerefi yüksek olan müdebbirler, tedbirle hareket edenler ve halis fedakar şakitler bulunmasından büyük bir itimatla güvenerek Size güveniyorum ki kuvvetli ve dessas, çok böyle sinsi ve kesretli düşmanlarımıza karşı vahdetinizi, birliğinizi ve tesanüdünüzü, aranızdaki dayanışmayı muhafaza edeceksiniz diye istirahat ederdim. Sizinle meşgul olmazdım. Birkaç noktayı beyan etmek lüzum oldu. Bakalım ne diyor Bediüzzaman. Birincisi, birinci nokta bakalım neymiş? tahliyeniz uzamamak için ben Ankara bir şey gönderip müracaat etmeyecektim. Fakat mahkeme mahrem ve gayri mahrem yani gizli açık risaleleri ve eski ve yeni mektupları karıştırarak Ankara gönderdiğinden mecburiyetle buradaki ehli hukuk gibi mahrem risaleleri esas alarak oradaki ehli hukuk aleyhimize hükmetmemek için biliyorsun Denizli'de iki bilir kişiyeti Birisi Denizli'de çok alçak ekip ama biri de Ankara'da profesörlerden oluşuyor. Onların da hataları var ama genelde olumlu. Mahremlere hususan 5. şuanın Süfyan ve İslam Deccalı ki Mustafa Kemal olduğunu Bediüzzaman açıklıyor hakkında gayet kuvvetli cevap veren müdafaat risalesini. Yani bu konuları burada vermedi o 12. şuada. Halbuki aslında çok uzun bir şekilde anlatıyor. Deccal ve Şüfyan meselesini yani 12. Şua'yı kastediyor ve felsefe terbiyenin verdiği terbiye felsefe, terbiyesinin verdiği küfrü mağrurane'yi gururlu inkarcılığı ve iman aleyhinde cüretkerane tecavüzünü kıran meyve risalesini o makamata göndermek zaruri ve lazımdı. Nitekim gönderdiğini müdafaa yani 12. şuada anlattık bunu. Orijinal mektuplar da bizim kitapta tamamı var. İkinci birinci nokta o. Demek daha önce düşünmedim ama sonradan tabii ikinci bilirkişiyetine ve diğer devlet yetkililerine göndermek lazımdı. İkinci nokta. Aziz kardeşlerim, sizin bu ehemmiyetli mektubunuzun cevabını yazarken demek mektup göndermişler nur talebeleri benim elime aynı mektubu verdiler. Yani hemen istihbarat getirip vermiş. İkinci noktaya başladım, kaldı. İşte tamam ediyorum, dikkat ediniz. Eğer bu fikrin faydasız avukatınız tarafından, biliyorsun avukatınız tarafı var ya bir tane, tervici, teşviki varsa herhalde mahkumiyetimize taraftar olanların bir tedbiridir ki Ankara'daki ehli hukuf buradaki ehli hukuf gibi, bilir gibi neşrolulmayan mahrem ve hususan beşini şuar esas alıp esas edip bütün Risale-i Nur'a teşmil edip hepsini kapsam altına alıp müsaade etmek, bütün külliyatı zorla polis eliyle el koymak. Ve beşin şu anın meselelerini Risale-i Nur'u okuyan bütün biçare talebelerin dersleridir diye. Halbuki öyle değil, mahrem bir risale. Onları benim suçumla tam bağlamak için dehşetli bir plandır. Beni konuşmaktan men etmek, yasaklamak ve yazdıklarımı ile Ankara'ya göndermemek fikriyle müdür ve müdde umumi, hapishane müdürü ve savcı muavini müşkülat vermeleri, zorluk çıkarmaları kuvvetli bir emaredir ki müdafaatın, yani bizim savunmalarımızın cerh edilmez cevapları yetişmeden Ankara aleyhimize hüküm vermek içindir. Onun için ben de yani mahkeme yani Denizli Ağır Ceza Mahkemesi başkanına vererek göndermek istiyorum. Üçüncü nokta bu da çok önemli. Zaten meseleyi uzatacak ehemmiyetli kitapları ve evrakları ve müdafaları dahi yani 12. şuayı Ankara'ya göndereceğimi mahkeme reisi o gün söyledi. Bura çok önemli bu göndereceğini Alirza efendi. Elbette şimdi yetişmiş. Şimdi benim muntazam ve izahlı iki müdafaanamem gitse uzun uzun kitapta tamamını verdik. Üstad 12. şuada parça parça verdi gitse belki meseleyi çabuk halleder. Mesele uzanmaz, tacil eder. Çabuk aile sahipleri kurtulurlar. Fakat ben ve benim gibi alakasızlar. Alakasız dediği ailemiz falan yok, bağımız yok. Kurtulmaya değil. Belki hakiki imaniye, iman hakikatlerini mülhitlere, dinsizlere, mürtetlere karşı müdafaa etmek için en müsait bir yer olan hapiste kalmak lazımdır. Ama ailesi vesairesi bekleyenler Çıksınlar. Dördüncü nokta. Risale-i Nur beraat etmezse ve benim müdafatım nazara alınmazsa faydasız, zahiri inkarınız yani efendim biz nur talebesi değiliz işte okumadık etmedik şeklindeki tavırlarınız sizi kurtarmayacak. Davanızdan tab tabiz vermeyin diyorum dediği zaman. Vahdet-i mesele haysiyetiyle yani hepimizin de problemi aynı olması sebebiyle biz birbirimizle bağlanmışız. Yalnız münasebetleri pek az bulunan bir kısım arkadaşlar kurtulabilirler. Onlar da köyden rastgele toplayıp getirmişler. Eskişehir Mahkemesi bunu bir fiil gösterdi. Hepimizi suçlu ilan etti ama doğru dürüst ceza da vermedi. 135 kişi mi? 125 kişi. Bir seneden beri gayet dikkatle içimizde, içimize casusları sokan ve saftil ve cüretkar talebelerin ifşasını zapt eden ve bil iltizam yani bağlayıcı bir şekilde zaruri olarak bizi perişan ve mesleğimizden pişman etmek için her vesileyi istimal eden, kullanan hatta aleyhimize Şeyh Abdülhakim'i yani Şeyh Abdülhakim Arvasi Hazretlerini maalesef bir inşuayı müritlerinin huzurunda sobaya atıp yakmış. Belli ki büyük bir alim de değilmiş. Halbuki benim üstadım diyor Bediüzzaman. Alim olmak her zaman yetmiyor. Ah ah. Damadını şunu bunu milletvekili yapınca Mustafa Kemal taviz veriyor. Hadise bu kadar basit. Abdülhakimi sevk ettikleri halde onu ve Şeyh Abdülbaki'yi bak bak ve bana ara sıra itiraz eden Şeyh Süleyman'ı bizim gibi perişan eden adamlara karşı bu Şeyh Süleyman Süleyman Hilmi Tunahan Efendi olsa gerek. Yani bazen itiraz ediyormuş. Karşı inkarlarınız ve kaçmanız. Yani bunları adamlara karşı inkardı olmayın kaçmayın onların kanaati vicdaniye dedikleri düşüncelerinde beş para etmez ve eski şehirde dahi etmedi bu şeyh abdülbaki dediğine bakalım yani bu acaba menzildeki zat mı şeyh abdülbaki bura önemli diğerlerini tanıyoruz da şeyh abdülbaki ha arvasiymiş bu o da arvasi Şeyh Abdülhakim Arvasi, bir de Şeyh Abdülbaki. Arada çok az fark var. Biri 65'te doğmuş, biri de 99'da doğmuş Van ilinin. Allah Allah. Birin Dünya Savaşı'ndan sonra önce Van'da okuyormuş. Bediüzzaman'ın Horhor'daki medresine gidiyormuş. Niye, niçin mektebe gitmedi? niye kaçtın diyormuş. Bediüzzaman Seri onu severdi ama ismiyle hitap etmez. Birazi, yeğendirdi. Üstad dediği zamanla aradan yıllar geçtikten sonra 60 yılı başında Konya'da görüşmüşler. Allah Allah, çok enteresan bir şey. Yani demek ona da hürmet etmişler bu menzildeki zatla alakası yok Şeyh Abdülbaki'nin. O da Arvasi grubundan ve bana ara sıra itiraz eden Şeyh Süleymanı. Zannediyorum Şeyh Süleyman Süleyman Hilmi Tunahan Efendi. Bakalım yani öyle mi değil mi yani Şeyh Süleyman. Hey, hey. Şeyh Süleyman Şeyh Allah Allah açıklamamışlar bunu Allah Allah Şeyhul İslam var Şeyh Sünnusi var Süleyman Şeyh Said var onu açıklamamışlar Süleyman Allah Allah bakalım Süleyman'da var mı Süleyman Allah Allah bunlar çok enteresan şeyler niye bunun ha Süleyman o ayrı o peygamber o başka Şeyh Süleyman'ı vermemişler bana göre şeydir bu ne derler ona ee, yani Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri bazen itiraz ediyormuş o ee, Şeyh Süleyman'ı bizim gibi perişan eden adamlara karşı inkarlarınız ve kaçmanız onların kanaati vicdaniye dedikleri düşüncelerinde beş para etmez ve Eskişehir'de dahi etmedi bu çok önemli yani asla maneviyat reislerinin aleyhinde konuşmayın. Beşinci nokta. Biz hem burada hem Eskişehir'de tecrübeyle kat'i anladık ki biz Vahdeti i meseleciyetiyle yani 60-70 nur talebesi aynı dava sebebiyle tam bir tesanüde dayanışmaya şiddetle mühtaçız. Sıkıntıdan gelen gücenmekler ve titizlikler ve itirazlar bizim perişaniyetimizi ikileştirir dolayısıyla yani titizlik göstermeyelim itiraz etmeyelim. Maalesef maalesef en ziyade güvendiğim ve itimad ettiğim sizlerdiniz. Bazı hatırıma bir telaş geldiği vakit İstanbul'dan gelen Kamil ve Sıddık hocalar ve Kastamonu vilayetinde fevkalade sadakat gösteren zatları tehattur ile yani aklımıza hatırıma getirmekle o endişem zail olurdu. Dikkat ediniz. Küfrü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinde 35 kişilik bir komite bunlar. Beni ha şey komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı. Şimdi siz mabeyninizde, aranızda münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim. Fakat benim müdafaatım, savunmalarım 12. şu an ta Ankara'ya gitse ve medar nazar olsa yani tartışma konusu olsa buradaki mahkeme kurtulması mümkün olanlar hakkında kararını vermek ihtimalini hem şimdi bizimle uğraşan ve Abdülbaki Arvasi ve Abdülhakim Arvasi ve Hacı Süleyman'ı nef onu da sürgün etmişler. Ve Yeşil Şemsi, Yeşil Şemsi de enteresan bir şey, tahliyeden sonra burada durduran adamlar. Yani burada çok enteresan bir şey, Yeşil Şemsi kim? Şemsettin Yeşil bu. Şemsettin Yeşil'in babasının adı Hüseyin Efendi. Ve bu 1322'de doğmuş. Yani 68'de de vefat etmiş. Bu zat enteresan. E, dini ilahiyat fakültesi mezunu ama Et Yemez Camii'nde imamlık yapmış. E, yani bu camide imamlık yaparken yani çok önemli Risalelerde Yeşil Şemseddin gibi isimleri var. Bunun en önemli özelliği yazılarında ve vaazlarında Risale-i Nur'dan iktibaslar yapıyor ama dikkat ediniz ee, Risale-i Nur'u kaynak vermiyor. Hatta bir kısım risaleleri, küçük sözleri... ...biraz sadeleştirerek kendi kitabı gibi yayınlamış. Ben bunu anlattığım kitapta uzun uzun. Bu kadar yeter. Tahliyeden sonra burada durduran adamlar... ...elbette Hafız Mehmet ve Seyit Şefik... ...ki bu Seyit Şefik büyük bir allame... ...salabet-i dine sağlam bağlılıklarıyla... ...ve onların ölmüş reislerine... ...yani Mustafa Kemal'i kastediyor yani zındıka komitesinin reisi çünkü o ve suretine baş eğmemesiyle ve ilhat ve bid'alara dinsizlik ve yeni bid'alara taraftarlıklarını göstermemesiyle beraber serbest bırakmamak ihtimalini de hem Risale-i Nur'un tesettür perdesinden tesettür risalesi ile alakalı çıkıp gayet büyük ve umumi bir meselede kendi kendine merkezlerinde mübarezesi zamanında şakitlerini arkasında bulmak ve kaçmamakla, kaçmamakla sarsılmaz ve mağlup olmaz bir hakikate bağlandıklarını mütereddit, tereddüt içinde olan ve mütehayyir, şaşkınlık geçiren ehli imana göstermesi gibi gayet lüzumlu olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın, hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Keşke nur talebeleri buna uysa. Ben de dahil uyamıyor. Ondan sonra da tokat geliyor. Aziz, Sıddık ve Sadık kardeşlerim. Başka bir mektup. Ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. Şimdiye kadar ben bazen yüz defa tekrarla vafir lena bizi affeyle Allah'ım ve vefik bizi bağışla muvaffak eyle gibi dualarda talebete elin nuris sadikim Risale-i Nur'un sadık talebeleri cümlesinden es-sadikin kelimesini kaldırdım. Çünkü sadık nur talebesi bulmak zor. Onun için Nur'dan istifade eden herkes dahil olsun diye. Ta ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evham, vehimler ve ve meyusiyet, ümitsizlik cihetiyle zahiri inkar ve çekinmekle azimet ve sadakate muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan mahrum kalmasınlar. Üstadın bu tarzına uymak lazım. Yani ve talebe terasailin nuri sadikin değil de sadikini atmak lazım. Çok daha daireyi geniş tutabilmek için. Mükemmel bir mektup bu. Başka bir mektup. Bismihi Sübhanehu. Yani her çeşit kusur ve noksandan yüce olan, münezzeh olan Allah'ın adıyla. Aziz kardeşim Hafız Ali. Denizli Mahkemesi'nde şehit olan Hafız Ali. Hastalığına merak etme. Cenab-ı Hak şifa versin. Amin. Hapiste her bir saat ibadet, 12 saat ibadet yerinde bulunmasından, yani bir saat ibadet hapiste olursa 12 saat ibadet olur. Çok karlısın. İlaç istersen bir kısım dermanlar bende var, sana göndereyim. Zaten ortalıkta bir hafif hastalık var. Ben mahkemeye gittiğim gün herhalde hasta oluyorum. Belki sen bana yardım etmek için eski zamanda birbirinin bedeline hasta olması tam tersine birbirinin bedeline vefat etmiş. Vay vay. Ve ölmesi gibi harika fedakarlık gösteren zatlar gibi benim bir parça rahatsızlığımı aldın. Allah Allah. Sonra da üstad namına vefat etmiş. Hafız Ali abi. Güzel ve tam yerinde bir taziyename. Hey hey. Şimdi Hafız Ali Abinin vefatı üzerine yazılıyor bu. Taziye mektubu. Hapiste vefat ediyor. Üstadımın yerine. Ya ya. ya. Hem de diyor ki birisi bizim ülkemizde diyor neler ve ne, ne nasıl yaşadığını hayret ediyorum anlayamıyor anlayamaz. Ey arkadaşlar yani Lenin'den Mao'dan ve Stalin'den daha tehlikeli bir adam Türkiye'deki zındıka komitesinin başındaydı. Bunu anlamayanlar idrak edemezler bunu. Aziz Sıddık kardeşlerim taziyename hafızala bir şey dedirdi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Her çeşit musibet karşısında söylediğimiz söz şudur. Biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine ona döneceğiz. Likulli musibetin her musibet karşısında ben hem kendimi hem sizi hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum bas sağlığı demiş. Hafız Ali ve Denizli Mezaristanı'nı tebrik ediyorum. Hafız Ali abi orada. Yani gidip ziyaret edemedim. Meyve Risalesi'nin hakikatını yani 10. şua ilmel yakin ile 11. şua özür dilerim. Yani ilmen kesin öğrenerek bilen bu kahraman kardeşimiz Allah Allah Hafız Ali abi aynel yakın gözüyle görmüş gibi ve hakkal yakın bizzat yaşamış gibi ahireti gördü. Makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda alem ervahta ruhlar aleminde seyahate gitti. Ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. Dünya hizmetinden terhis oldu ahirete gitti. Cenab-ı Erhamurrahimin Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri sayısınca, adedince, defteri amaline, Hafız Ali abinin ameller defterine hasenat yazdırsın. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u ona şirin ve enis, ünsiyetli bir arkadaş eylesin. Amin. Ve nur fabrikasına, çünkü nur fabrikasının temel elemanlarındandır okuduk bunu Nur fabrikası ne demek başka kimler vardı ona bakalım bak Nur fabrikasında kimler vardı Allah Allah Nur fabrikası nur nur nur, nur fabrikası manidar bir şey Nur fabrikasında kimler vardı ya 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 972 İşte onlar hafız alabi de bunların içinde abi de var vesaire var tekrar bakıp da uzatmayalım ve onu onu on kahramanı ihsan edip çalıştırsın ve nur fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Amin, amin, amin. Siz dahi benim gibi dualarınızda onu Hafız Ali abi yad ediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip kullanıp o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevi bin hayat yazıl, kazandı diye rahmet ilahiden ümit varız. Aynen öyle yeniden bir mektup. Aziz Sıddık kardeşler, Cenab-ı Erhamür Rahimine, yani merhamet edenlerin en merhametlisi olan Yüce Allah'a hadsiz şükür olsun ki bu acip zamanda, karışık, zor bir zaman ve garip yerde yani hapishanede talebe-i ulumun ilim talebelerinin kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi, nasip eyledi Allah. Bir defa ilim talebesinin çok şerefi var. Bir, bir defa çok büyük sevap yazılıyor. İkincisi manevi cihad etmiş oluyor. Bir diğeri bunlar maddi bir geçim sıkıntısı çekmeyecekler diyor. İmanla gideceklerine İmam Şafii çok açık beyanlarda bulunuyor. Ehli keşfi kuburun müşahadesiyle bu herkese nasip olmaz. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani ve Bediüzzaman gibi zatlar. Yani kabirdeki zatlar ne durumda? Bunu hissedebilmek. Allah'ın hissettirmesiyle olur. Müteaddit vakatla, çok sayıda olaylarla tahsili ulum, ilim talebeleri anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe ulum. Yani ilim talebesi şehitler gibi kendi hayatta, kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul oluyor. Nitekim daha önce söyledik. Münker nekir gelince Ner Rabbuke diyor. O da diyor ki ya sorunuz çok basit. Ben mükteda Rabbuke haber diyor. <laughs> Nahivden cevap veriyor. Kendini ölmüş zannetmiyor demek ki. Hatta meşhur bir ehli keşfel kubur. Bence kendisi. Yani kabirdeki durumları keşfedebilen zat. Vefat eden ve ilmi sarf ve nahvi okuyan. Bak o talebenin durumu. Sarf dediği çekim ilmi yani darabe yadribu darben vesaire. Nahiv dediği de kelimelerin cümlenin içinde aldığı yerlere göre manaları düzenleyen ilim. Ve nahvi okuyan bir talebenin kabrinde münker nekire nasıl cevap verecek diye mürakabe etmiş. Yani işi incelemiş ve müşahede edip işitmiş ki meleki sual soru soran melek ondan sordu. Mer rabbuke? O Rabbin kimdir diyor. O da kendini medresede zanneder gibi senin Rabbin kimdir dediği zaman o nahiv dersiyle meşgul olurken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş. Men mübtedadır. Rabbüke onun haberidir. Çok basit bir soru sordunuz demiş. Nahiv ilmine göre cevap vermiş. Kendini medresede zannetmiş. Aynen şehitler gibi yani ilim talebeleri. Elhamdülillah. Kusurumuz, günahımız çok ama ilim talebesi olduğuna inşallah Rabbim de şahittir. İşte bu vakaya, bu olaya muafık olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulum. Nedir o en yüksek ilim? İlahiyat ilmi. Tevhid ilmi. Yani ilim talebesi vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum ve o kanaatle ona ve onun gibi Mehmet Zühtü'ye Allah Allah. Mehmet Zühtü burada var mı isimleri? Bu da çok önemli. Mehmet Zühtü'ye bakayım ki var mı? Hey he, he. kimmiş bakalım Mehmet Zühtü nerede? Hmm. Ha büyük hafız küçük hafız Zühtü var küçük büyük hafız Zühtü var hangisi bilemiyorum. Neyse yani böyle Mehmet Zühtü'ye başka kime? Hafız Mehmet'e Hafız Mehmet de bu Atabey kahramanlarından bu aslanlar ve atabey kahramanlarından bazı dualarımda derim. Ya Rabbi bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde, davası içinde demek, elbisesi içinde, hakaik imaniye, iman hakikatleri ve esrar-ı Kur'aniye ile kemal ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin. İnşallah kardeşim. Bismihi Subhanehu Yine her çeşit kusur ve noksandan tenzih ettiğimiz Allah'ın adıyla. Aziz Sıddık kardeşleri ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Vay vay nasıl unutacaksın? Ta Barla'dan beri bir defa Hafız Ali abi ve Hüsrev abi yani e, Hulusi abiye yazılan mektupların yüzde doksanlı bunun ikisi kaleme almış. Var. Yani Şamlı Hafız Tevfi'nin de var yazdığı yazılar ve elimizde orijinalleri var elhamdülillah. Orijinal derken orijinalin renkli pdf'i var. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar kendi dostu yerine ölüyorlardı. Aynen öyle. Hafız Ali abi bence üstadın yerine vefat etti. Zannederim o merhum Hafız Ali benim yerimde gitti. Onun fevkalade hizmetin o da zehirlenmiş. Üstadla beraber hizmet onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar yapmasaydı Kur'an'a ve İslamiyet'e büyük bir zayiat kayıp olurdu. Ben onun varisleri olan, mirasçıları olan sizleri tahattur ettikçe, hatırladıkça o acı gidiyor, bir inşirah yani kalp ferahlığı geliyor. nedare hayrettir ki, şaşılacak bir durumdur ki, ben şimdi onun manevi, belki maddi hayatıyla, alemi berzaha gitmesiyetiyle, yani kabir alemine. O aleme gitmek için bende bir ihtiyaç, arzu zuhur etti ortaya çıktı. Ve ruhuma başka bir perde açıldı. Nasıl ki buradan İsparta'daki kardeşlerimize selam gönderip muarefe, karşılıklı tanışma, muhabereyle sohbet ediyoruz. Aynen öyle de. Hafız Ali'nin tavattun ettiği, yerleştiği alemi berzah, kabir alemi nazarımda İsparta, Kastamonu gibi olmuş. Allah. Hatta bu gece mesmuatıma göre, duyduğuma göre buradan birisi oraya gönderilmiş. Yani kabre. On defadan ziyade teessüf ettim, üzüldüm. Niçin Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim? Demek hapisten birisi vefat etmiş <laughs> Denizli hapishanesinde. Allah Allah. Neden diyor ben selam göndermedim Hafız Ali'ye? Sonra ihtar edildi ki selam göndermek için Vastalara ihtiyaç yok kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Manen bağlan ona. Bir Fatiha oku. Hem o gelir alır. O büyük şehit Hafız Ali abi. Denizli'yi bana sevdiriyor. Daha buradan gitmek istemiyorum. Ve o ve Mehmet Zühtü. Allah Allah. Atabey kahramanlarından. Ve Hafız Mehmet. Hayatlarında bütün bunları anlattık elhamdülillah kitabımızda. Gördükleri vazife-i imaniye ve nuriyeye devam ediyorlar. Kabirde de devam ediyorlar. Onlar pek yakından temaşa ediyorlar, bizi seyrediyorlar. Belki de yardım ediyorlar. Evliya-i Azime'nin dairesinde, büyük veliyullahların dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından büyük veliyullahlar dairesine girmişler. Ben de o ikisinin Hafız Mehmet'le beraber isimlerini silsilemde, dua zincirimde aktapların Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Bedevi gibi kutupların isimleri yanında yad edip hediyelerimi bağışlıyor. Maşallah dediği zaman. Sen de çok büyük bir kutupsun. Çünkü talebelerinin kıymetini çok iyi biliyorsun. Aziz Sıddık kardeşlerim, başka bir mektup. Güzel. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye, örtmeye kafii bir sebeptir. Bu var ya önemli bir düstur. Demek ki iman ve Kur'an hizmetinde sıkıntılı günlerde daha çok sabır etmek lazım. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli hudvet kardeşlik öyle bir hasenedir ki bin seyyyeyi affettirir. Biz bir iki tanesini bile affedemiyoruz. Haşirde adalet-i ilahiye, hasenelerin seyyiyelere yani hayırların kötülüklere racih ağır gelmesiyle affettiğine binaen siz de hasenelerin rüçhanına ağırlığına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazım. Demek ki Allah'ın o adalet kaidesine biz de uymamız lazım. Yoksa bir şeye kötülükle hiddet etmek kardeşine, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilikle zararlı bir hiddet iki cihetle zulüm olur. İnşallah birbirinize sürurda sevinçte ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. İnşallah üstad. Maalesef adam olamıyoruz. Aziz Sıddık, mübarek kardeşlerim. Bir mektup daha. Birkaç gündür sizinle konuşama konuşmadığımın sebebi şimdiye kadar emsalini görmediğim şiddetli ve zehirli bir hastalıktır. Denizli hapsindeyken de zehirlemişler. Bayağı alçaklar. Ben Risale-i Nur hesabına bunları anlattık biz tarihleriyle. Ahir ömrüme kadar nur ve gül dairesindeki sebatkar, sebatlı olan ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakarlarla ebeden, sonsuza kadar müteşekkirane iftihar ediyor. Ve onlarla bütün zalimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli nokta istinat, dayanak noktası ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem onlar var diye ferahı kalple, kalp ferahıyla ecelimi karşılayacak. Ehli dünya ben onlarla mübareze ediyorum diye sanki onlara karşı tavır koymuşum. Yani onlara isyan ediyorum diye asılsız tevehüm ederek beni hapse attılar. Öyle bir şey yok. Fakat kader ilahi ben onlarla konuşmadığım ve ıslah hallerine çalışmadığımdan, onların durumunu ıslah etmeye çalışmadığımdan beni hapse attı. Onlar başka sebeple, kader başka sebeple. Ve hapiste yalnız birkaç arkadaşımla kalsam, Ankara makamatına karşı alemi İslam'a alakadar edecek bir aleni muhakeme isteyeceğim. Yani açıktan bir yargılama ve dava edeceğim. Ve meyve risalesini ve müdafaat parçalarını yani 12. şuayı savunmalarla alakalı yeni harfle müteaddit nüshalar çıkarıp mühim makamata göndereceğiz inşallah. Nitekim göndermiş. Başka bir mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bakalım bu 13. şua devam ediyor mu? Ediyor. Daha bugün kaçıncıydı? Yani bura çok enteresan. Tabii epeyce ediyor. Benim güzel kardeşlerim. Okumaya devam edeceğiz. Ha, ha. Şimdi Bediüzzaman Hazretlerine Aziz Sıddık kardeşlerim önemli bir soru sorulmuş. O hadis-i şerif nedir ne değildir herhalde biraz sonra zikredecek. Ama soru şu e, yani e, ümmetin başına gelecek fitneler belalar vesaire ile ilgili hadis. Ama Bediüzzaman diyor ki bu çeşit hadisler müteşabih kısmındandırlar. Ne demek müteşabih kısmı? Her ne kadar bize geliş senedi kat'i ve kesin de olsa manasının ne olduğu konusunda ancak bir beyanla, bir işaretle anlaşılabilecek manası anlaşılması zor olan kesin bir manaya varlamayacak hadisler. Müteşabih o demek. Biliyorsun ayetlerde de müteşabih var. Onu anlatıyor. Bakalım o hadisi zikredecek mi? Aziz Sıddık kardeşlerim, bu nevi hadisler, bu çeşit hadisler bir hadis sormuşlar üstada. Müteşabih kısmındandırlar. Yani manası kesin olarak tespit edilemeyen. Hem cüz'i ve hususi değiller. Bir şahsa ait değil. Bütün umum ümmete ait. Umumi yerlerde yerlerde bakmıyorlar. Bir kısım ise ümmetinin başına gelen dini fitnelerden yalnız bir tek zamanı sadece peygamberimiz veya sahabeler zamanında geleni değil, bütün ümmetin başına gelenlere işaret ediyor olabilir. Ve Hicaz ve Irak'ı misal olarak gösterir. Ama bütün İslam alemi geçerlidir. Zaten Abbasilerin zamanında o tarihte mutezile çok büyük fitneler çıkmış. Biliyorsun insan kendi fiillerinin yaratı, yaratıcısıdır diyen bir yani aklı güya öne alan bir bozuk ekip. Rafiziler yani tamamen yani peygamberimizin peygamberliğini ve diğer üç e, büyük halifeyi reddeden Şii grup. Ve Cebriye kaderi inkar ediyor bir nevi. Ve perde altındaki zındıklar. Hele hele Abbasiler döneminde yani çok sayıda Yunanistan yani Hristiyan münafıklar ve Yahudi münafıklar var. Çok enteresan. Mülhitler, inkarcılar, İslamiyet'i zedeleyen çok firak-ı dalle, 73 dalalet fırkası meydana gelmiştiler. Hep Abbasiler döneminde. Kur'an mahluk mu değil mi? Bütün tartışmalar o zaman. Şeriat ve itikat noktasında demek iki nokta önemli. Biri İslam hukukunun hükümleri. Diğeri de iman esasları noktasında. Ehemmiyetli sarsıntılar olması hengamında. Öyle bir dönemde İmam Bukhari çıkmış cevap vermiş. Nitekim hadisleri toplamış. İmam Müslüm, İmam Azam yani biliyorsun fıkıhta İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel, İmam Gazali 5. asırda gelmiş bunlar. Ama diğerleri 3. ve 4. asırda gelmişler. Ve Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani ve Cüneydi Bağdadi gibi. Bunlar da büyük kutuplar, veliyullahlar. Pek çok eazım-ı İslamiye, İslam'ın büyükleri imdada yetişip o fitne-i diniyeyi ister İslam hukukuyla alakalı İster iman esasları itikatla alakalı bütün büyük fitneyi mağlup ettiler. Hepsine cevap verdiler. O tarihten 300 sene sonraya kadar o galebe yani ehli sünnetin galipliği devam ile beraber burada çok enteresan. Selçuklular doğru yürümüş. Yani bura önemli. Yani Osmanlı'nın ilk dönemleri de güzel yürümüş. Perde altında yine o ehli dalalet fırkaları siyaset yoluyla hülagü Cengiz fitnesini İslamların başına getirdiler. Biliyorsunuz işte Osmanlılar da buna karşı savaşmış. Yani çok önemli savaş vermişler. Bu fitneden yani Cengiz ve Hülagü fitnesinden hem hadis hatta ayakkabılarını, elbiselerini, kılıçlarını bile tarif eden hadisler var. Bunu biz okuduk. Şimdi anladım. Hem Hazreti Ali radıyallahu anh o da şeyde Celcelutiyete veya diğer kasidelerinde sarih bir surette, açık bir şekilde aynı tarihiyle işaret ediyor. Hem hadisler hem Hazreti Ali radıyallahu anh. Cengiz ve Hülagü'yü. Sonra bu zamanımızın fitnesi, yani Mustafa Kemal ve Kemalizm. En büyük bir fitne, komünizm de öyle. Olduğundan hem müteaddit hadisler, çok sayıda hadisler, hem çok işaret-i Kur'an'ı, 33 Kur'an'ın ayeti var. Nitekim birin şuada açıklamış Abdülhakim Arvasi de ona itiraz etmiş. Aynı tarihiyle haber veriyorlar. Bunak orada anlatıyor teker teker. Buna kıyasen aynı zamanda rumuzat Semaniye'de de anlatıyor. Bunlar önemli şeyler. Sırr-ı İnnat-ı da anlatıyor. Buna kıyasen ümmetin geçireceği safahatı, tarihi olayları, külli bir surette bir hadis beyan ettiği vakit bazen o küllinin bir tek hadisesini misal olarak tarihi gösterir. İlla tümünü göstermesi şart değil. Bir örneğini gösterir hadis-i şerif. Mesela Deccal Şam'da çıkacak demiş. Bediüzzaman diyor ki çünkü o dönemde Şam İslam aleminin merkeziydi. Böyle önemli. Böyle müteşabih yani manaları tam anlaşılamayacak ve manası tamam anlaşılamayan hadislerin Risale-i Nur ezzaları kat'i bir surette tevillerini beyan etmiş. Beşin şua. 24. sözde ve Beşin Şua'da bu hakikati düsturlarla beyan etmiş. Arkadaşlar biz de Beşinci Şua'yı öyle zannediyorum en az 15 veya 20 saat içinde tamamını okuduk. İğret TV'deki YouTube'da tamamını seyredebilirsiniz. Bazıları 50 bin kişi tarafından seyredilmiş. Onu da meraklarınıza havale ediyorum. Zaten şunu da söyleyeyim. Allah nasip eder Beşin Şua'ya gelirsem, ben şey yapmayacağım. Yani 5. Şua'yı okumayacağım. Çünkü o kadar ayrıntılı okuduk ki elhamdülillah aynen ona havale edeceğim. Yani YouTube'a havale edeceğim. Ama 13. Şua'yı ve buraları okumamıştık. Şimdi okuyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim bu da son mektup olsun. Bugün nedense herhalde şekerim biraz fazla. Onun için elim titremeye başladı. Birbirimizi enaniyetle, benlikle veya da sadakasizlikle itham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi. Ben bir zaman enaniyetini bırakmış benliğini ve nefs emmaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefse emmareden şikayet ettiğini gördüm. Peygamber bile ve ma uberriu nefsi inna nefsel bir su diyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ben nefsimi kötülüklerden uzaktır diyemem. Çünkü nefis devamlı nefse emmare insanı kötülüklere sevk eder diyor. Yani dolayısıyla Bediüzzaman diyor ki çok iyi tanıdığım alçak gönüllü olan bir büyük veliyullah ne yapıyordu? Nefsinden şikayet ediyordu. Hayrette kaldım. Sonra kat iyi bildim ki ahir ömre kadar, ömrün bitinmesine kadar mücahede-i nefsiyenin yani nefisle mücahedenin cihadın sebatlar devamı için nefs emmarenin ölmesi üzerine yani bir insandaki emmare nefis kötülüklere sevk eden nefis ölse bile onun cihazatı, onun yardımcıları olan şeyler damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. Yani nefisle cihat devam eder. İşte o büyük evliyalar bu ikinci düşmandan ve nefsin varisinden, mirasçısından şikayet eder. Hem manevi kıymet ve makam ve meziyet, istersen peygamber ol, bu dünyaya bakmıyor ki kendini hissas ihs etsin, hissettirsin. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan ilahi, kendilerine verilen büyük bir Allah'ın lütfunu hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade biçare ve müflis manen iflas etmiş telakki etmeleri gösteriyor ki avamın nazarında. Yani fazla alim olmayan insanların nazarında medar kemalet zannedilen, Efendim büyük kemalatı var, mükemmel özellikleri var, keramet gösteriyor diye zannedilen keşif, keramet ve ezvak, manevi zevkler. Hani Allah, Allah şeklinde ve en var manevi nurlar o manevi kıymet ve makamlara nedar, sebep ve mihenk olamaz. Yani kerameti yok diye o adamın makamı yüksek değildir de denemez. Sahabelerin bir saati, başka velilerin bir gün belki bir çilesi kadar kıymeti olduğu halde keşif ve manevi harikul ade halata olağanüstü hallere evliya gibi masariyetleri her sahabede olmaması bu hakikati ispat ediyor. Müthiş bir tespit bu. Allah 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 Allah. İşte kardeşleri dikkat ediniz. Sizin nefs emmareniz, devamlı insanı kötülüklere sevk eden nefsiniz Kıyası bir nefsiyetin. Yani başkasını da büyük zatları da kendi nefsine kıyas ederek suizan noktasında. Kendi kötülük işliyor. Ha, o da öyledir. O da diyor. Sizleri aldatmasın. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Burada kalalım. Bugün biraz elim titriyor. Hakkınızı helal edin. Dua edin bana. Allah sıhhat ve ömür verdiği sürece ben hem İslami ilimler derslerine devam edeceğim hem de Risale-i Nur okumaya ölünceye kadar devam edecek. Ne kadar sürer onu da bil. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a el Fatiha. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Er-rahmanir-rahim. Maliki yevmiddin.